Anadolu düzlüğünde kurulmuş, Ankara'dan 100 kilometre uzakta 17 bin nüfuslu küçük bir kasabadır. Kulu halkının yarıya yakın kısmı yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışmaktadır. Kululu emekçilerin en yoğun olduğu ülke İsveç. İsveç'teki Türkiye'li emekçilerin büyük çoğunluğu da kululudur. Her yaz izine gelen işçilerle kulunun nüfusu iki katına çıkar ve kasabada büyük bir canlılık göze çarpar. Özellikle İsveç'ten gelen işçilerin çoğunlukta olması nedeniyle kulu Anadolu'da bir İsveç kasabası görünümü alır. İsveç'e gidiş tarihi 15-20 senelik bir maziye dayanıyor. İlk önceleri bu adamların oradaki görüşleri kalmamakmış yani. 3-5 sene çalışıp ekonomik durumlarını düzeltip fakat şartlar değişti. Oraya uyum sağlamış ve kalmışlar. Öyle. 60'ta o adam buradan 5-10 Türk götürdü. Ahmet dayı. Ahmet dayı derine. Nerede o şimdi? İstanbul'da, şimdi İsveç'te kendisi. Evet. İsveç'te. Evet. O zaman kuluyu, esası kuluya İsveç'i tanıdan onlar oldu. Çünkü İsveç dillerdi, biz hakikaten bilmezdik İsveç'in nerede o zaman olduğunu. İsveç'in biz bilirdik, okulda öğrendik. Onların ne olduğunu. Ama o Ahmet dayı buradan tabi 10 götürdü. O 10 götüren tuttu 20 yaptı. 20 götüren 40 yaptı derken bu sefer çocuklara ev veren tabi geniş. Yani esası açan oraya Ahmet dayı oldu. O neden götürdü? İstanbul'da müvalla bizim bir kululu tanırmış. Ücret karşılığında. O zamanlar zannedersin 5000 lira mıydı? Neydi? Bir karada durmayalım, gel gidelim dosta gönül. Aşk elinden yanmayalım, aşk elinden yanmayalım. Gel gidelim safa gönül, gel gidelim dosta gönül. Vay. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dostan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim şaha gönül. Vay. Kara haberin almadan, kara haberin almadan, can bedenden ayrılmadan, Yunus Emre'yi bulmadan, Yunus Emre'yi bulmadan, gel gidelim dosta gönül, gel gidelim şaha gönül. Vay. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim şaha gönül. Ben kulunun postacısıyım. Günde İsveç'ten kuluya 100'den aşkın mektup geliyor. Bu 100'den aşkın gelen mektuplar haliyle tevzatı yapılıyor. Fakat benim de kardeşlerim ve amcam, hatta yeğenlerime dahi 15 tane nüfusum İsveç halkında. İsveç'te herkese imkan var. Herkese kolaylık var. Bir şahıs iş yeri açacağında eğer bu şahsın parası yoksa
devlet bu şahsa her imkanı veriyor. İş yerini açıyor, parasını veriyor, işçisini buluyor, kredisini veriyor. İkincisi yaşam şartları, herkesin eğlenmeye hakkı var. Herkes istediğini yapıyor. Belli bir süre içinde çalışıyor. Ondan sonra ne isterse yapıyor. İsveç hakkında düşüncelerim, arkadaşlarımız yurt dışından, İsveç'ten buraya geldiklerinde İsveç'in yaşantılarını anlattıklarına göre ben İsveç'i çok arz ediyorum gitmeyi yani. Yazın burada çoğunlukla 6. ayın 15'inden 8. ayın 15'ine kadar 2 aylık bir sürede düğün olur. Yüzlerce, 200'lerce yani sayısı bilinmiyor. İsveç'e akın etmek için hepsi İsveçli bir kızla evlenip orada iş yoluna düşüncesinde. İkinci bir şey, burada İsveçliler, İsveç'teki işçilerimizin geldikleri aylarda iş sahalarının çalışması, satışlar, ev yapmalar tamamen değişir, hızlanır. Acayip bir şekilde. Sürat alıyor. Sürat alıyor. Dünler çoğunluk yabancı ülkeden gelen işçilerimiz yapıyor yani. Dış devletten gelen. Arkadaşlarımız ve akrabalarımız olaraktan çalışıyorlar. Tabii oradan geliyorlar. Yerliler yapsalar yani çoğunluk ya sonbaharda ya ilkbaharda. Kışın olsa da az olur. 500 olur. Falan olabilir de yalnız bunu mesela 300-350'si dışarıdan gelenlerse diğer 100-150'si de buradaki vatandaşlarındır. Hekimlerini veyahut da kocalarını İsveç'e götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Götürüyorlar. Kız tarafından olan kız tarafını götürüyor. Kız tarafından olan erkek tarafını götürüyor. My name is Nurettin Rusoy. I am opening. I am 5 months before open the workshop. My workshop name is Sweden, because every family in Sweden work. My sister, my brother. My brother 5 years before going to the Stockholm, Sweden. Now 5 years work. My sister 15 years before going to the Sweden, and 15 years work. Why I am my workshop name is Sweden name, because Sweden still very good. Everything my mansions, everything mansions name is Sweden. I like very good this name. Look miss, look very good this mansions, because Sweden mansions. Ustanın kızı İsveç'te çalışıyor. Bu binanın birinci katı ekmek fabrikası, ikinci katı ise konut. Sahibi de İsveç'te çalışıyor. Benim İsveç'te halam var. Sen? Benim İsveç'te kimsem yok. Almanya'da amcam var, dayılarım var. Başka kimsem yok. Abim var, dayım var, halalarım var, amcalarım var. Kimin başka var? Eniştelerim var, bu kadar. Bu kadar. Senin kimin var? Dayım var, teyzem var. Abim var, Omar abim var, Bekir abim var. Benim abim var, amcalarım var, akrabalarım var. Abim var, dayım gibi var, ablalarım var. Başka bir şey yok senin. Senin? İniştem var, plakam var. Kimisi yok, kimse yok. Halam var, halam oğlu var. Dayım var, amcalarım var. Yazan var.
Emmim var, eniştelerim var. Jag heter Iris och jag kommer från Sverige. Jag besökte Koglo första gången 1975 och sedan 1976. Nu är det alltså tredje gången jag är här. Man sa det kom bara till Koglo och jag åkte dit och steg av bussen och bodde hos en familj. Koglo är en stor by eller en stad. Att den har utvecklats mycket. Man bygger fler våningar, man bygger husen i betong numera och man försöker också bygga upp ett affärscentrum eller utveckla det. Det finns till och med SAS-kontor i Koglo. Att komma som svensk till Koglo är väldigt positivt. Man blir mottagen med öppna armar och familjen som jag bor hos har blivit mina bästa vänner. Och jag skulle önska att fler svenskar kunde uppleva det. Fabrikalarda vesaire hisseleriniz var mı? Hissemiz var yani. Kendi evimiz var, yaptırdı işte. Yeni yaptırdı. Ben yaptırmadım ya, peder yaptırdı işte. Ben yaptırdım. Bu yaptırdı. Kiraya mı veriyorsunuz burada evleri oraya gittiğiniz zaman? Yok, yani akrabalar evleri. Oturuyorlar işte. Genç kurulun gelişmesinde İsveç'in, daha doğrusu Avrupa'nın yararı yok diye yani büyük bir patlamaya sebep verdi. Toplumun kültür açıdan olsun çeşitli mesela İsveç'teki... Bunlar da İsveç'tekilerin ekonomi durumuna bağlı. Bundan 10 sene evvel kuluyu gösterdin nasıldın. Fareden fareye hep ölmüş, kimse yok zannederdin. Ama şimdi İsveç'tekiler her gelen binasını yaptırıyor, efendim evini yaptırıyor. Artık ekonomi durumu yani geldikçe açılıyor. Adamlar orada çalışıyor, hakkıyla kazanıyor parayı. Fakat getirdiği parayı burada bir şeyle değerlendiremiyor. Evet. Toplumun yararına olan konularda değerlendiremiyor. Ya bir düğün yapıyor dediğiniz gibi veya bir ev yaptırıp çekip gidiyor. Buyurun. Selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Pardon. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şey değil. Ben Kulu'dan İsmail Yücel. İlk fabrikanız 1973 yılında ilk kuruluş teşebbüsüne başlandı. Bu ilk kuruluşta İsveç'te, Danimarka, Hollanda ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışan işçilerimiz gerek kendileri gerek yakın bir akrabaları vasıtasıyla ortak oldular. Şu anda 13 milyon sermayeyi tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra yeni ortak alabiliyoruz. Dışarıda çalışan işçilerimizin fabrikadaki katkısı, sermayeye katkısı 13 milyonun %70'ini oluşturmaktadır. Bunun da %45'i işçilerimizindir. Fabrikamızda şu anda 35 işçi çalışmaktadır. Malumunuz sermayeye daha fazla ihtiyacımız olmadığı için ortak alacak durumda değiliz. Eğer bundan sonra yeni baştan bir fabrika kurmak ya da bu fabrikanın kapasitesini artırmak durumunda kalırsak tekrar sizleri davet edeceğiz ve ortak almaya çalışacağız. Avrupa'dan dönen ortaklarımız temelli yani yerli döndükleri zaman buradaki yapacakları işi en azından kendileri orada projelemeleri lazımdır. Çünkü fabrikamızın kapasitesi bellidir. 35 işçi çalışıyor. 800 bunların arasına kimseyi alacak durumda değiliz. 35 aileye iş temin etmiş durumdayız.
Bunun dışında yıllık üretimimiz 20 bin tonun üzerinde. Bu 20 bin tonun ham madde ve mamul madde olarak sirkülasyonu 40 bin ton eder. Dolayısıyla 40 bin ton mal kulunun kamyonları, şoförleri kanalıyla ülkenin genellikle Konya ve Ankara civarına yayılmaktadır. Ve bu sirkülasyondan dolayı da kulu da bir canlılık göze çarpmaktadır. Konya'nın kulu kazasından Yılmaz Tanık, kendi bestem olan yoksulluk üstüne türkümü söyleyeceğim. Gönül arz ediyor dostu görmeyi, engel bırakmıyor buna ne diyeyim. Kimisi beğenmez balık hurmayı, kimindeki çula ne diyeyim, çula ne diyeyim. Kimisi beğenmez üniformayı, ya ben arkamdaki çula ne diyeyim, çula ne diyeyim. Kimisi dünyada muradını almış, kimi zevki sefa kifine dalmış, kimi benim gibi arada kalmış, kimsesin olmayan bana ne diyeyim, bana ne diyeyim. Kimi tatlı dilli güler yüzüdür, kimi taştan katı ağır sözüdür. Sormayın yoksulun halı gizlidir, başımdaki bin beyim hala ne diyeyim. Sormayın yoksulun halı gizlidir, başımdaki bin bir hala ne diyeyim, ne diyeyim. Bölümüne göre bazı açık gezler de İsveç'e gelip fabrika kuracağız deyip veyahut da ne diyeyim bir tarafa yatırım yapacağız deyip işçiler kandırıyorlarmış ve para topluyorlarmış. Bugün aslında... Mesela bunun bir örneği, ya kişi geldi Türkiye'den, bilmem ben şu şirketlerim, şurada büyük bir arsam var, bu arsa da tahminime göre İzmir civarındaymış, deniz kenarında, zaten böyle bir arsanın bulunmadığı öğrendi sonunda. Satıp karşılığında parayı aldığı belirlendi ya. Kulu'da un irmik fabrikası yapılacaktı. Tuz un irmik. Bir vatandaş İsveç'e gidiyor. Tabii fabrika başladı burada. Yapımı başladı. Oradaki Türk işçilerine bu fabrikaya hisse olarak girer misiniz diye soruluyor. Tabii genellikle giriliyor ki yani büyük bir meblağ Türkiye'ye göre para alıyor onlardan. Tabii. Fakat 74-75'ten sonra başladı fabrika. Hala mahkemelik, adam gayır. Yollamışlar yaramlar.
ülkemizden Avrupa ülkelerine giden işçilerimiz yurda döndükleri zaman sosyal, kültürel ve ekonomik yönden büyük etkileri bulunmaktadır. Diğer belediye hizmetlerine işçilerin katkısı, Avrupa'daki bulunan işçilerimizin belediye hizmetlerine araç yönünden çok büyük faydaları bulunmaktadır. Örneğin ilçemizde, yani belediyemize ait olan bütün araçların %80'ini Avrupa'daki bulunan işçilerimiz kendi alın terlerinden artırmış oldukları paralarla almak suretiyle belediyemize bağış olarak hibe etmektedirler. Avrupa'daki bulunan işçilerimiz aşağıda belirtilmiş olan araçları bağış olarak, hibe olarak belediyemize bırakmışlardır. Bunlardan bir tanesi şu anda makam arabası olarak kullandığımız binek otomobili, acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere ambulans. Bilhassa kanalizasyon sorunlarını halletmek üzere ve kanalizasyon çalışmalarına münhasır olacak şekilde bir baga, kanal açma makinesi. Diğer belediyenin diğer ihtiyacında kullanmak üzere bir tamperli kamyon ve yol çalışmalarında kullanmak üzere de bir doldurucu gibi bir aracı belediyemize bağışta bulunmuşlardır. Avrupa'ya gitmiş olan işçilerimizin aşağı yukarı %80'inin, %90'ının burada zaten ticaretle ve tarımla uğraştıkları bir gerçektir. Eğer Avrupa'dan kesin dönüşleri olacak olur ise gene bir ticaretle iştigal etmeleri veya bunun yanında tarımla uğraşmaları, yeni kurulmuş olan fabrikalarda hisseleri vardır. Onlardan elde edeceği gelirlerde geçimlerini temin etme durumlarıdır. Buldukları gelirlerin bir kısmında kurulmuş olan fabrikalarda hisse alma çabasındadır. Bu kulu içerisinde doluyor, kulunun çevresinde de. Mesela kuludaki bir kulusanda, bir tamakta ve bunun yakınında Cihanbeyli'de kurulmuş olan bir tuz fabrikasında, Cihan Tuz'da bir ortaklık durumları var. Efendim, bunun yanında Tavşançalı kasabasında bir un fabrikası teşebbüsü vardı geçmişte. Orada hissedar olanları var. Efendim, bunun yanında İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da kurulmuş olan, Adana'da kurulmuş olan çeşitli fabrikalarda bir ortak olma durumları var. Konut yönünden hem ilçe içerisinde hem de büyük şehirlerde İzmir, Ankara, İstanbul, Konya gibi, Antalya gibi vilayetlerimizde de konut alma durumuna geçiyorlar. İsveç'e göç ettikten sonra 1964'te daha babam veya birçok kulolu daha çok kazanç yollarını aradılar ve buldular. Aynı zamanda yardımla olarak kuloya gönderdiler. Endüstrimize büyük katkıda bulundular. Sağ olsunlar hepsi de. Daha sonra da gittikçe gelişmeye başladı. Hayvancılık gittikçe geriledi ve endüstriye atandı kulu. Şu anda İsveç'teyiz. Orada bir İsveçli'yle yani konuştuğumuz an yabancı gözle görüyorlar. Ekseriyet Schwarzkalle diyorlar. İsveç'ten tekrar ay oluyor, yıl oluyor. Senede, iki senede bir izine geliyoruz kuluya. Zaten tekrar yine aksine. Burada da yavla bu sefer Svensson diyorlar bize. Avrupalılar. Avrupalılar. Çünkü bu bilmiyorum, bilmem kıskançlık. Gayrı siz nasıl özetlerseniz. Tekrar İsveç'e göç ediyoruz işte. Kendimize yani affedersin bir cingene gibi, ne orada bir Türk olarak ne de bir burada bir Svensson olarak bilmiyoruz nasıl olacak. Ortada kaldık. Ortada kaldık. İkisinin ortasında kaldık, bilmiyorum daha ne olacak. Zannediyorum yani geri dönmemiz imkansız. Keşke İsveçler sevse de yakınlık kurabilsek ama o da zor. Görüyorsun bugün onun için buludayız ama bakkallara varıyoruz. Mal 10 liralıysa bize tutuyorlar 100 lira diyorlar. 1976 yılında şirketimiz 1 milyon 550 bin lira sermayeyle kuruldu. Daha sonra İsveç'teki, Almanya'daki işçi arkadaşların iştirakiyle %85 civarında yurt dışındaki işçilerin hisseleriyle müteşekkil 18 milyon 50 bin Türk lirasına çıkartıldı. Hani ben 5,5-6 sene makine mühendisi olarak yurt dışında kaldım. O zaman
bu işe teşebbüs ettik. Önce 61 kişi tarafından kuruldu, sonra 550 kişi, şimdi bu yıl 1100 kişiden müteşekkil oldu. Halka açık anonim şirket, her isteyen ortak olabilir. İstediği zaman hissesini başka birisine devredebilir. Bir yerde paradan ziyade hani hizmeti getirmiş olduk ayaklarına. İşçiler yönetime katılabiliyorlar mı? Tabii, işçilerin zaten yönetim, işçilerin elinde. 5000 Türk lirasıyla 200 bin Türk lira arasındaki hissesi olan arkadaşlar, isteyen arkadaşı buraya yönetici olarak seçebilirler. Yani esas ortaklarımızın yurt dışında olması buradaki arkadaşların bu işe hani seçilmelerini sağlıyor. Buradaki arkadaşlar idare ediyorlar. Önce şirketin ortağı olacak burada işe girebilmesi için, ancak temin edemediğimiz vasıflı işçileri ortak olmadığı halde çalıştırıyoruz. Öbürleri içeride 6-7 kişi arkadaş, 100'er bin liralık hisseye sahip arkadaşlar. Peki. Ben kendim de hani şirketin hem müdürü hem ortağıyım. Hisse senetlerimizin her biri 5 bin lira civarında. En çok alan ortaklarımız 40 hisse, 200 bin lira alabilmektedir. Tek elde toplanmasını önlemek, böylece şirketi şahısların eline geçirmemek gayesiyle belli bir sınır konulmuştur. Şirket halen yeni yapılan hesaplamalara göre bu yılki karının 13 milyon lira civarında olması tahmin edilmekte. Bu makinelerin ekserisi İsveç malı. Daha ziyade kurulu işçilerin İsveç'te çok bulunmuş olması nedeniyle onlara parçalarını bulmak, getirttirmek daha kolay olmakta. Orada çalışan işçiler sayesinde. Yani meseleye sadece bir fabrikaya hisse girmekle bir gaz patronun zenginin himayesi altında ortaklık olmak ayrı, bir de orada çalışan, alın teri harcayan, yemek harcayan Türklerin Türkiye'de kendi yoldaşlarıyla beraber aynı yemek kendi atlarına, bir iş yeri, ne bileyim toplumun faydalanabileceği belli yerlerin açılması. Bugün Kulusan kuruldu, güzel. Evet, kulu için veya Türkiye için çok yararlı bir yer. Fakat hisselerine bakacak olursak genellikle 3-5 zenginin, böyle sömürücü tipli adamın himayesi altında. Cihan Kur olsun, yani Türkiye'nin her tarafından böyle. Fakat bugün Cihan Kur 3 kişinin elindedir. Yani işçilerin getirdiği parayla döner, fakat işçiler nasibini alamaz orada. Verdiği paranın karşılığını değil yani, o para gümede gider yani. Ja bor i Västerhaninge. I Västerhaninge. Och du går i skola i Sverige? Ja. Och i vilken klass? Jag ska börja sexan. I sexan nu? Mm. Ska du fortsätta i skolan sen? Ja. Tycker du det är lätt i skolan? Ja, det är ganska lätt. Mm. Hur länge har du bott i Sverige då? 7 år. 7. Går du i skolan än då? I vilken klass går du? Jag ska börja ettan. Bara du svär. Ska du börja i ettan nu? Mm. Och du då? Var bor du i Sverige? Sverige. Var bor du? Bor du också i Västerhaninge? Ja, Västerhaninge. Går du i skolan nu? Mm. Ska du börja i skolan? Han har bara 4 år. Bor hon också? Hon är lite rädd. Ja. Bor du också i Sverige? Hon är sjuk. Aha. Det är för varmt här, tror jag, till därför. Är hon född i Sverige då? Ja. Det här är min bror. Ni har båda varit tillsammans? Ja. Både i skolan? Ja. Du då? Hur länge har du varit i Sverige? 2 år. 2 år? Ja. Mm. Och du går i skola i Sverige? Ja. Kan du säga att vad tycker du är bättre, Sverige eller här i Kolon? Sverige. Sverige är bättre? Ja. Varför det? För att... Tycker jag om de som tar fram den vi säljer då? Det är synnerligen att det är skadet har ägat det dig. Men så var det mig. Jag såg när jag ser den så tycker jag. Benim gönlüm sende değil uyanma.
Daha önce 1960'da bizim peder gitmişti. Ben kendim o zaman Ankara'da çalışıyordum. Adam beni bir türlü istemedi oraya gitmemi. Çünkü kendim terziydim. Bütün buradan göçtüler. Ben de merak ettim acaba İsveç dillerde nasılmış. Ve onun isteği değil de kendi isteğim üzerine gittim turist olarak. Tabii biz istemedi ya. Vardık İsveç'in de ne olduğunu öğrendik yani. Zaten götürmemelerinin sebebi de birkaç sene içerisinde döneceklerdi. O zaman öyle avutuyorlar. Yerleştirmeden kendileri de geleceklerdi. Baktı, birer kalınca mecbur kaldılar ailesini ve çocuklarını götürmek. Ekseriyeti evlenmeyle gidiyor. Oradan gelen bir erkek kızla evlenip gidiyor. Oradan gelen bir kızla kulunun yerlisi bir erkekle gidiyor. Öylelikle gidiliyor. Eskiden turist gidiliyordu fakat şimdi vize şartı olduğu için turist de gidilmiyor. Allah ikisini bir yansıtsa kocasın. Abi! Karısı bizde! Hedayeleri hep beraber yazalım. Tümbülü'nün yanına alalım. Tümbülü? Orada. İsmail'in içeride. Orada ne? Bebeler kakınık bile. Sayın amcası İsmail. Ortaya koy. Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar. Eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta Bünyan'daki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk gözleri açlıkla iri iri. Alır karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını. Sığmazken atalarım güney yarına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına. Ne duruyoruz be kardeş? Ne duruyoruz? Aylık 1000 yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pis el. Pis yürek. Sığmazken ataları güney yarına. Düşmüşüm vay düşmüşüm. Düşmüşüm ben el kapı.